Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Asus'un hem bir oyun tableti hem de bir oyun dizüstü bilgisayarı olan ROG Flow Z13'ü detaylı bir şekilde inceliyorum. ROG Flow Z13 hareket halindeyken oyun oynamanıza veya isteğe bağlı harici bir GPU ile üst düzey bir bilgisayarın gücünden yararlanmanıza olanak tanıyan inanılmaz derecede çok yönlü bir cihaz. Peki bu ufacık kasanın altında neler yatıyor? Şimdi gelin hep birlikte görelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. ROG Flow Z13 şimdiye kadar kullandığım en sıra dışı oyun dizüstü bilgisayarlarından biri. Hatta direkt o bence. Neden derseniz hem son dönemde çıkan PC oyunlarını oynattığı için sağlam bir dizüstü bilgisayar hem de ayrılabilir bir klavyeyle geldiği için aynı zamanda bir oyun tableti. Microsoft'un Surface Pro'sunu düşünün ancak burada bir oyun dizüstü bilgisayarının gücü ve kişiliği de var. Yani Asus ikisini burada bir araya getirmiş. Tabi şirket tablet formunu korumak adına güçten biraz ödün vermek zorunda da kalmış ama bu kötü anlamda değil tabi yine de güçlü bir cihaz. Zaten cihazın içerisinde yerleşik RTX 3050 Ti var. Öyle düşünün arkadaşlar. Ancak Asus cihaza bir RTX 3080'in gücünü veren ROG XG Mobile aksesuarlarıyla da uyumluk sunuyor burada size. Bu Nvidia'nın piyasadaki en güçlü dizüstü bilgisayar GPU'larından biri. Yani bu cihazda taşınabilir mobilize bir ekran kartı da alabilirsiniz. Yani bu kutunun içerisinde yok. Ekstra para verip satın almanız gerekiyor. Sonuç olarak ROG Flow Z13 şimdiye kadar gördüğüm en taşınabilir oyun bilgisayar oyun dizüstü bilgisayar. İlk, aynı zamanda ROG XG Mobile ile birlikte verildiğinde en güçlülerinden biri haline geliyor. Peki bu cihaz başka neler sunuyor? Hiç mi eksi yanı yok derseniz. Bunu öğrenmek için son iki haftamı cihazı test ederek geçirdim ve şimdi detaylara geçiyorum. Tasarımdan başlayayım tabii ki de. ROG Flow Z13 13.4 inçlik bir tablet ve bu da onu en büyük iPad Pro'dan bile daha büyük hale getiriyor. Ancak normal bir tablet kadar ince değil. Onu da belirteyim. Çünkü içi epey dolu bu cihazın. Klavye söktüğünüzde menteşesinden sökülmüş bir diz bilgisayar ekranına benziyor. Özellikle de klavye ve ekranın ayrıldığı kenar arkadaşlar. Yani orada biraz belli oluyor bu. ROG Flow Z13 cihazın alt tarafına manyetik olarak takılıp çıkarılabilir bir klavye ile birlikte geldiğinden gerçekten bir tablet gibi tutulmaya yönelik değil. Yani hani onu hissediyorsunuz. Tamam tablet diyoruz ama yine de tam bir tablet formunda değil. Windows 11 klavye kullanımı ek dokunmatik ekran hareketleri içinde iyi optimize edildiğinden bu cihazı dokunmatik ekranıyla da rahatça kullanabilirsiniz. Çünkü ekran dokunmatik. Tasarımı şahsen beğendim ama böyle bir tasarımın tabii ki de eksileri var. Yani artıları da var, eksileri de var. 1.18 kilogram ağırlığıyla şimdiye kadar kullandığım en hafif oyun dizüstü bilgisayarlarından biri ve ofise gidip gelirken ya da dışarıda gezerken çantamda taşımak için oldukça uygundu ki son dönemde hep onlaydı dışarıda. Klavyede uzun incelemeler yazarken biraz sıkışık boyut ve sığ tuşlar benim için yani büyük ellerim için en azından biraz ufak geldi. Ancak notlar almak ve internette gezinmek için son derece iyi ve kullanılabilir. Klavye harika RGB aydınlatma efektlerine sahip ve bunları yani de dışıkları Armour Crate uygulaması ile kontrol edebilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Burada ekstra bir klavye ve fare kullanırsanız oyunlarda daha iyi performans elde edebilirsiniz. Asus'un oyun için ürettiği mini klavye ve farelere de burada bakabilirsiniz ki zaten son derece kullanışlı klavye ve fareleri mevcut Asus'un. Yanınızda her zaman harici bir oyun faresi ve klavyesi dolaşmak istemiyorsanız bu cihazı oyun kumandasıyla, kontrolcüsüyle de kullanmak son derece eğlenceli. Aslında burada oyuncular için de bir alternatif sunmuş oldum. Direkt bir kontrolcü yardımıyla oyunları burada rahat da oynayabilirsiniz ki ben öyle yaptım. Hani Xbox Gamepad'i ve DualSense'i... ...burada kullandım, oyunlar oynadım... ...ve son derece memnun kaldım. Elden Ring, F1 2022 ve Tunic gibi oyunları... ...bu şekilde oynadım ve dediğim gibi... ...gerçekten keyifliydi. Siz de deneyin derim... ...yani bu cihazı satın alırsanız. Arkadaki açılır metal stant ise harika bir yapı kalitesine sahip... ...hani gerçekten kullanışlı ve... 170 derece geriye katlanabiliyor. Menteşe masanın üzerine güvenli yerleştirildiğinde tableti güvenli bir şekilde yine yerinde tutacak kadar sağlam. Dürüst olmak gerekirse tabletin tamamı birinci sınıf yapı kalitesine sahip oldukça hani şık bir cihaz ve de hani bu kalite kendini belli ediyor burada. Arkada tablete benzersiz bir oyun kişiliği kazandıran şık detaylar var. Hatta burada RGB aydınlatmayla tamamlanmış anakartın içine göz atmanızı sağlayan bir cam panel bile koymuşlar arkadaşlar. O da böyle RGB'li güzel bir şekilde yanıp sönüyor, parlıyor bağlantı noktaları açısından bence burada biraz daha cömert davranılabilirdi. Burada neler var derseniz bir adet Thunderbolt 4 ki hani bu şarj için kullanılıyor. Bir adet USB-A ve bir kulaklık çakı bulunuyor. Burada birden fazla çevre birimli kasaya bağlamak ve aynı anda kasaya bağlı tutmak istiyorsanız ekstra bir USB hub satın almanız gerekiyor ya da ekstra olarak satın alırsanız ROG Mobile doku da kullanabilirsiniz. O da size epey bağlantı noktası sunuyor. Tabi bunlar hep ekstra. Az önce saydıklarım ek burada şunlar da var. Hani depolama genişletmesi için bir micro SD kart yuvası ve Flow'un harici bir GPU'ya bağlanmasına izin veren ROG X2 mobil arayüzü de yine bağlantı noktaları arasında yer alıyor bu cihazda. Tabletin üst kenarında oyun oynarken sıcak havayı dışarı atan hava deliklerini göreceksiniz. Hoparlörler ise burada her iki yanda ve de alt kısımda yer alıyor ve bunlar şaşırtıcı derecede yüksek geldi bana. Yani yüksek ve net ses üretebiliyor. Bir oyun kulaklığıyla kullanmadan Flow'da oyun oynamaktan cidden keyif aldım. Yani ekstra bir burada hani hoparlör alayım, kulaklık alayım ihtiyacı duymadım. Cihazın ön ve arka tarafında iki kamera bulunuyor. Önde HD yani 720p video kaydedebilen ki bunun da çözünürlüğü 0.9 megapiksel. Arkada ise 8 megapiksel lens var. Her ikisi iyi kaliteli görüntüler üretebiliyor. Ancak düşük ışıktaki görüntülerde biraz gürültüler görülebilir. Özellikle ön taraftaki kamerada. Bunları zoom video konferanslarınız için kullanmayı planlıyorsanız yine de kullanışlar arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tasarım konusunda bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bu cihazı klavyesi nedeniyle kucağınızda rahatça kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani en azından ben ben rahatça kullanamadım. Çünkü normal bir dizüstü bilgisayara kıyasla size dengesiz gelebilir. Mecburen düz bir zeminde çalışmanız lazım. Yani bu klavyeyle kucağınızda çalışma yapacaksanız eğer. Gelelim ekran konusuna. ROG Flow Z13 13.4 inçlik bir panele ve iki çözünürlük seçeneğine sahip. Bunlar 1920 1200 veya 3840x2400. Benim kullandığım Full HD olan yani ilk saydığım model. Ancak hem video hem de oyun oynarken hala göz kamaştırıcı görünüyordu bu panelde. Renkler özellikle oyun oynarken ya da dizi film izlerken canlı ve keskin görünüyor. Oyuncular muhtemelen bugünlerde daha büyük ekranlara alışkınlar ki ben de dahil arkamda görüyorsunuz Asus'un dev gibi bir monitör var. Ancak bu cihazı düşünecek olursam şahsen ekran büyüklüğü benim için bir sorun olmadı. Yani dışarıdayken mobilize gezerken tüm işimi rahatça bu ekranda görebildim veya oyunlar oynayabildim. 496 nitlik kaydettiğim maksimum parlaklık dizüstü bilgisayarlar için 300 nit ortalamasının oldukça üzerindeydi. Kontrast da burada 1346 1 ile oldukça iyi. Buradaki tek endişem biraz yüksek siyah seviyesi oldu. Ee, yani Flow Z13 ile Elden Ring'deki karanlık bir mağarayı keşfederken karanlık görüntülerdeki ayrıntılar hani ...biraz görüntülenirken mücadele etti yani gösterirken onları biraz mücadele etti panel. Ama bu da çok büyük bir sorun değildi bence. Yani benim gibi geekler için bu biraz problem aslında. %96 sRGB desteğiyle renk kapsamı da harika. Bu da Flow'un video oyunlar gibi dijital ortamlar içinde doğru renkler üretebileceği anlamına geliyor. Yüksek Adobe RGB ve DCI-P3 kapsama puanları onu fotoğraf ve videolarla uğraşan içerik oluşturucular için de iyi bir seçenek haline getiriyor. Ben bu cihazda video da kurguladım arkadaşlar. Renk de yaptım ve gayet memnun kaldım. 8 bitlik panelin yenileme hızı kutudan çıktığında 60 Hz ama bunu ayarlardan 120 Hz'e yükseltebilirsiniz. Bu sayede hızlı hareket eden nesneleri büyük ayrıntılar ve akıcılıkla görüntüleyebilirsiniz. Akıcılık konusunda RTX 3050 Ti güçlü bir GPU ama en yüksek performansa ulaşmak için RTX 3080'li harici mobil GPU'yu da satın alabilirsiniz. Asıl gelelim bu cihazın parladığı yere yani performans konusu. Benim test ettiğim ROG Flow Z13 Intel Core i9 12900H işlemci, Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartı ve 16 GB RAM içeriyor. Bu aslında mevcut en güçlü sürüm. Yani RTX 3080'i buraya katmıyorum o çünkü ekstra satılıyor. Normal cihazlar arasındaki en güçlü sürüm. Cihazın performansını ve günlük kullanım için kendi izlenimlerimi belirlemek için hem sentetik testler yaptım hem de oyunlar oynadım. Yani bu cihazı epey bir zorladım ben. Ne kadara dayanabilir diye. Öncelikle işlemci oldukça iyi. İster birden fazla web tarayıcısıyla çalışın, ister yoğun uygulamalarla uğraşın, isterseniz de oyunlar oynayın. Kısaca bu taşınabilir bilgisayara hangi iş yüklerseniz yükleyin, yani ne yaparsanız yapın. Intel işlemci hepsinin üstesinden kolaylıkla gelebildi. Yani bana mısın demedi. ROG Flow Z13 diğer oyun dizüstü bilgisayarlarına karşı cidden etkileyici performans sergiledi. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tek elle rahatça kullanabileceğiniz bir tablet olmasına rağmen AMD'nin en güçlü çiftlerinden bazılarına sahip olan rakiplerine karşı çok daha iyi CPU hızları elde etti. Son Sonuçlar RTX 3050 Ti GPU için de iyi. En iyisi değil. Neden derseniz çünkü Nvidia'nın bundan daha iyi ekran kartları da var. Hani çok iyi dersek onlara saygısızlık etmiş oluruz. 3050 Ti iyi bir GPU. Sentetik testlerde de bu ekran kartı zaten kötü sonuçlar göstermedi. Şu anda da zaten ekranda görüyorsunuz. Ancak yine belirtiyorum. ROG Flow Z13 bilgisayardaki özel noktasına takıldığında bir RTX 3080'in gücünü verebilen XG Mobile harici GPU'yu desteklediğinden Asus'un burada rakiplerine karşı zaten büyük bir avantajı var. Bu birdenbire ultra taşınabilir bir oyun tabletini çok daha güçlü bir dizüstü bilgisayar haline getiriyor. Evet cihaz iyi hoş dedim ama tabi burada bazı uyarılarım da olacak. Şimdi XG Mobile pahalı bir aksesuar arkadaşlar ve dizüstü bilgisayarla birlikte verildiğinde de rakamı bir hayli arttırıyor. Ayrıca cihazın çalışması için bir güç kaynağına takılması da gerekiyor ve bu da cihazın normalden daha ağır hale getirebilir bazılarınız için. Akıllı tutulması gereken diğer bir husus XG Mobile'ın sıcak ve gürültülü olması. Yani yük altında biraz ısınabilir ve gürültü çıkartabilir. Fan sesi bazen dikkat dağıtıcı olabilir. XG Mobile'i bir kenara koyup RTX 3050 Ti'nin oyun performansına gelirsek sonuçlar gayet tatmin edici. Son çıkan 3A oyunları burada rahatlıkla oynayabilirsiniz. Sonuçlar oyunların maksimum grafik ayarlarıyla oynayabilmenizi sağlayacak kadar yüksek. Hani ses ve gürültü konusunda da şöyle. Turbo'da fanlar 40 desibele kadar çıkıyor. Dinamik boost gücü CPU'dan GPU'ya geçiriyor ve bu nedenle GPU çoğu durumda 40 Watt'ta çalışabiliyor. Performans modunda ise fanlar 35 desibel ile sınırlandırılıyor. Yani o civarda ses çıkıyor. Oyun oynama ve zorlu iş yükleri nedeniyle kasanın arkasındaki bazı noktalarda da hafif ısınmalar görebilirsiniz. Arkadaki en sıcak nokta 45-47 santigrat dereceydi. O da zaten oyun oynarken turbo modda oldu. Buradaki 120 Hz yenileme hızı ekran üzerinde daha akıcı hareketlerden yararlanmanıza izin veriyor. Ancak Flow z Zeon için hibrit tasarımı profesyonel düzeyde çok oyunculu oyunlar için pek ideal değil. Burada ekstra bir monitör kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Hani bazılarınız için bu ekran ufak gelebilir. Cihaz geniş oyun koleksiyonunuzu depolamak için de yeterince büyük olan 1TB SSD ile geliyor. Buradaki okuma ve yazma hızları da gerçekten iyi Yani hani bayağı iyi hatta. Bu hem video oyunlar hem de üretkenlik uygulamaları için çok hızlı yükleme süreleri sunabiliyor. Premiere Pro veya Photoshop'u anında açıp hani işleme başlayabiliyorsunuz. iOS güçlü bir cihaz dedik ama tüm bunların ardından bu dendi bir cihaz ne kadar süre ayakta kalabiliyor diye sorabilirsiniz. Asus ROG Flow Z13 taşınabilir oyunlar için rüya gibi bir tasarıma sahip. Evet bunu bir kenara koyalım. Ancak böyle bir kullanım için pil ömründen de biraz taviz verilmesi gerekiyor. Taşınabilir hibrit oyun makinemiz şu anda mevcut olan en zorlu oyunları oynatırken yaklaşık bir saat ayakta kalabiliyor. Bu süre bazen 50 dakikaya kadar da düşebiliyor. Bunu da belirteyim. Tablet tasarımında bir kontrolcüyle oyun oynamayı sevsem de yani bir işte DualSense veya Xbox Gamepad ile oyun oynamayı sevsem de pil ömrünün rakiplerine kıyasla biraz hızlı tükenmesi bazen moral bozabilir. Ama diyorum çünkü e, parlaklığı azaltıp grafik ayarlarını değiştirerek biraz daha fazla dayanıklılık elde edebilirsiniz. Yani burada pil ömrünü biraz daha uzatabilirsiniz. Bu pil ömrünü ikiye katlamıyor ama size ekstra zaman sağlıyor. Yani ekstra bir süre sunuyor size burada. Flow z düzenli yani günlük kullanımda ise yaklaşık 6 saat ayakta kalabiliyor. Bu da bir günlük çalışma için gayet yeterli. Yani priz aramanıza gerek kalmıyor gün içerisinde. Bazen Tam bu noktada şunu diyebilir. Bunun yerine Steam Deck gibi elde taşınabilir bir oyun cihazı mı alsam? diye sorabilir. Şöyle söyleyeyim. Evet bunu yaparak daha iyi plömeri elde edebilirsiniz ama klavye eksikliği, ekran küçüklüğü ve daha az güç gibi sorunlarınız olacak arkadaşlar. Onları Flow Z13'te olduğu gibi bir üretkenlik bilgisayarı olarak kullanmakta zorlanabilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam Asus ROG Flow Z13 Microsoft'un Surface Pro'sunun tasarımını alıyor ve ona bir oyun bilgisayarının gücünü veriyor. Bunu masaüstü modunda bir Nintendo Switch'e benzer bir deneyim sunan Xbox kontrolcüsüyle kullanmaktan gerçekten zevk aldım. Yani 不 farklı bir zevk arkadaşlar. Gerçekten hani e, eğlenceliydi. ROG XG Mobile harici GPU göz kamaştırıcı bir fiyata gelse de grafik gücünüzü en üst seviyeye çekmeniz için isteğe bağlı en kullanışlı aksesuar olabilir. Eksi yanları var mı derseniz rakiplerine kıyasla pil ömrü onu taşınabilir bir oyun makinesi olarak kullanırken biraz sizi sınırlayabilir. Birlikte verilen klavyede not almak ve webte gezinmek için yeterli. Ancak uygun bir oyun klavyesine nazaran zayıf bir alternatif olabilir. Sonuç olarak bu hibrit tasarımın bazı dezavantajları avantajları olsa da onun benzersiz ve taşınabilir bir oyun makinesi hala yapıyor. Yani bunu değiştirmiyor hiçbir şey. Hareket halindeyken oyun oynayıp videolar kurgulamak istiyorsanız Asus ROG Flow Z13'e bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu cihazı kullanırken gerçekten Zevk aldım ve birçok kişiye de öneririm eğer bütçenizde varsa. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere Asus'un rakiplerine kıyasla farklı bir deneyim sunan yani hem bir oyun dizüstü bilgisayarı hem bir oyun tableti deneyimi sunan ROG Flow Z13'ünü anlatmaya çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.